Selam arkadaşlar. Dün bir video paylaşımında bulundum. Mercedes EQB kullandım ve deneyimledim. Kaç yorum gördüm. Ya siz TOG'u gömmüşsünüz resmen falan gibi. Şimdi arkadaşım, gerçekçi olmak lazım. Ben TOG'u aldım, biniyorum. 10-11 ay oldu. Aldığım zamanlarda güzel karlar da veriyorlardı. Hatta ben eminim ki birçok kişi bu karlarda arabayı satardı. Ben satmadım. Çünkü dedim ki bu araba düzelir kardeşim. Bu araba yaparlar kardeşim. Bak şimdiki bile bir sorun mesela. Ne oldu? Çevremde kimse yok. Ha, 3 boyuta da basayım. Yani çevremde doğru düzgün araba bile yok. Neyse. Park sensörü falan tabii çalışmıyor da hadi geçtik o kısmı. Şimdi ben bu şirketin ortağı değilim, yatırımcısı değilim. Ben de sizin gibi bir vatandaşım. Ben de bir tüketiciyim kardeşim. Ne olursa olsun bu durum, benim yaşadığım durum haliyle oldukça rahatsız ediyor beni. Bu arabanın 1.290.000'den 1.650.000'e çıkardılar ki benim sıram 1600'dü. Tesadüf ne hikmetse zam yapıldıktan sonra teslim edildi benim aracım. Halbuki kaç tane mail yazdım, mesaj yazdım falan. Kaç tane mesaj mailden sonra teslim edildi. Ha, o da zamma denk geldi. Sonraki parti birçok yazılan arkadaşım vardı. 1.650.000 liradan sonra yine onlar da bekliyorlar. Ya alalım tamam falan filan dediler. Pat 1.923.000 liraya çıktı araba. Çok şey iptal etti. Ya dostum, sen bu arabayı daha bitirmemişsin. Bana demişsin ki arabanın şerit takip sistemi var. Arabanın otomatik pilot sistemi var 25 km hıza kadar. İşte ben arabada ekran yaptım, bir sürü modül koydum falan filan gibi gibi. Yapmışsın bunları, iyi güzel de. Çalışmıyor ki arkadaşım ya. Çalışmıyor. Ben Gaziantep'teyim. Gaziantep'te bu arabanın çok da donanımlı olmayan, hatta hiç donanımlı olmayan bir servisi var. Yani işte bakımı yaptırabilirsin. Amatöründe bir arıza olur, onu gösterirsin. Ki benim oldu geçen gün. Sol amatörden çıktı. Onardı, verdiler sağ olsunlar. Ondan sonra ama yazılım güncelleyemiyorlar. Yazılım güncellemek için Adana'ya gitmen gerekiyor. Ya kardeşim, Türkiye'nin sanayide 4. büyük şehrindesin sen. Bakın sanayide 4. büyük şehrindesin. Burada bu arabanın yetkili donanımlı servisi yok. Ve neredeyse ben iddia ediyorum Diyarbakır ve Adana'dan daha fazla bu şehirde bu araba. Bu da bir satma nedeni neredeyse. Ama hep söylüyorum, kredide takıldık kaldık, satamıyorum. 300 bin lira az bir para değil. Ben şimdi krediden zarar ediyorum. 150-160 bir faiz ödemişim sadece. E arabanın piyasası da düştü. 1.650 almışsın. Hadi şimdi 1.500-1.550'ye satabiliyorsun. Yazık değil mi abi? 250-300 bin lira paraya bağlamışsın. 1.1 milyon para vermişsin. 1.1 milyon para da sen 10-11 ay önce koymuş olsan herhangi bir emtiaya zaten %50 koymuş olacaktı aşağı yukarı. Ha diyeceksin ki ya kardeşim, arabayı sen de şeye say. Kiraladığına. Ya ben o 300 bin lirayı kiraladığıma sayıyorum hadi. E benim 1.1 milyonun kaybettiği 500-600 bin lira ne demeli? Neyse, bu herkesin başında olan bir şey. Yani araba alan herkes bunları yaşadı. Anlıyorum, biliyorum, doğru. Fakat mevzu sadece bu değil. Ben bu arabadan şikayetçi olduğum çok nokta var. Bak, profil değerim şimdi artıyor. Dün 130'a düştü bu. Niye düştü bilmiyorum. Düştü ama 130'a düştü. Şimdi 264. Yani bak, klimayı bile kapattım, gene 264. Dün 130'a düştü. Benim burası 400 iken. Yazılım problemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar, ışıklandırma sisteminin arızalı olduğunu biliyoruz. Ekranın hassasiyeti. Şuradan bir şey yakalayacağım, durduramıyorum. Bazen şey oluyor, elimden kaçıyor falan. O da dokunma hassasiyetiyle ilgilidir. Biniyor musun, biniyor musun? Bak, sert plastik. Sinyal kolu mesela sonrasında daha yumuşakmış. Benimki de biraz sert. Ya sinyal kolunu bak böyle böyle değişmiş dostum. Şunu değiştirin diyorum. Benimkinde diyor kullanıma bir engel yoksa değiştirmiyoruz. Niye arkadaş? Yani siz bunun kalitesi olduğunu fark ettiniz. Kalitesi olduğunu fark ettiniz. Sonrasında ise değiştir abi. Ben bir ay önce aldım diye benim suçum ne? Günahım ne? Millet takır takır wallbox'lar hediye ediyor. Şarj aletleri hediye ediyor. Biz kendi imkanlarımızla kurduk, aldık ettik yani. Niye? Böyle bir şeye gerek var mıydı? Ben sinirliyim arkadaş o yüzden yani. Ben bu arabanın bu konularına sinirliyim arkadaş. Sen bu arabayı benim pozisyonumda aldıysa bence sen de sinirlenmesin. Tamam, bu ülkenin evladıyız kardeşim. Biz bu ülkede büyüdük çok şükür. İmkanlarımız vardı. Rahat, konforlu bir hayat sürebildik. Gerek kendimiz, gerek ailemizin vesilesiyle, onların destekleriyle vesaire falan, hani çalıştık, çabaladık. Öyle milyonlar değil, 3 kuruş 5 kuruş para kazandık. Borca girdik, bir şeyler aldık. Araba da onlardan bile. Niye kardeşim? Kobayınız ben miyim sizin? Yani ben bundan rahatsızım. Ben bundan şikayetçiyim. Şimdi ben bir şey söyleyince de zorunuza gitmesin dostlar. Ben objektif değerlendiriyorum. Mercedes EQB'ye biniyorum. Kalite görüyorum arkadaş. Bu araba da güzel ama bu araba bu paralara yetmesi beni şaşırtıyor. Yani bu paraya yettiyse ya, sen daha bitirmedin bir arabayı. Pat diye 330 bin lira zaman nasıl yaparsın ya? 1 milyon 290 bin liradan yazılıktık arabaya. Araba 20 bin tane kişiye vereceklerdi. Sonra 28 bine çıkardılar. O 20 bin kişinin o zamdan etkilenmemesi gerekiyordu. 60 bin lira para bağladık. 60 bin lira parayı bekleyip durduk. Şimdi bu doğru mu? Kaç kişi iptal etti siparişini? Sen bu yazılan adamlara, sen bu arabayı
daha ekonomik, daha uygun koşullarla vermeliydin. Ben bundan rahatsızım. 1 milyon 650 bin lira olunca ben iptal edecektim siparişi. Ya sonra baktık piyasası 1.650'den daha yukarı edebiliyor. Ha dedik yani kötü satarım. Sonra pat çıktı 6 ay 6000 kilometre kuralı. 6 ay 6000 kilometre kuralı da çıkınca ben dedik ki ya şimdi sakata gelmeyelim. Cezası var, bilmem nesi var. Ha sonra duydum satanların hiçbirine ceza gelmemiş. Arkadaş dalga mı geçiliyor? Ben de satardım. 6 ay 6000 kilometre alırdım. Hemen aldığımın haftası verirdim. Yani biz mi bir çekiniyoruz devletine, milletine, muhasebesine? Ben mi suçlu? Adamlar şey yapıyor, takır takır gidiyor notere satıyor. Bak hiçbirine ceza gelmemiş. Ben çok duydum. Yani arabayı aldığı gün servisten çıkartıp teslim alıp servisten çıkartıp notere gidenleri duydum. Nasıl yapıyorsunuz diyorum. 6 ay 6000 kilometre diye bir kural çıkarttılar diyorum. Cezası var diyorum. Abi boş versene diyor. Kim herkes satıyor diyor. Ulan biz mi güveniyoruz yani bu sözlere ikna alıyoruz, inanıyoruz. Ya ben rahatsızım arkadaş bundan. Sonra da 6 ay dolunca da arabanın piyasası düştü. Araba bollaştı. Fiyat zamlandı gibi gibi şeyler. Ben bunlardan şikayetçiyim. Yani sattıysa zam yapmışsın. Servis desteğin yok doğru düzgün. Ondan sonra Mercedes dünya markası bir otomobil. Şimdi Mercedes'e kıyaslamam. Niye zorunuza gidiyor veya şaşırtıyorsun sizi bilmiyorum. O yüzden bence bunları olumlu karşılamanız lazım. İşte dışarıdan gelen ses doğru düzgün çalışmıyor. Bazen geliyor, bazen durduğu yerde park pozisyonundayım. Mesela şimdi parka aldım. Müzik geliyor şu an dışarıda duyuyorum. Abi susması gerekiyor. Şu P'yi almışım. Bazen de iniyorum aşağı aksesuarda bırakıyorum. Bazen kendi kendine müzik çalıyor. Bu müziği çalıyor. Tamam daha birkaç fırın ekmek yemesi lazım. Müzik sustu bu arada. Evet ihtiyaç var ama bunlar bu aşamada devam ederken bu arabayı da çok kıymetliymiş gibi lanse etmemek gerekiyor kardeşim. Yani doğruya doğru. Ben bu arabayı seviyorum. Evet elektrikli. Bakın elektrikli araba güzel bir şey. Altını çiziyorum. Elektrikli araba güzel bir şey. Ama ben TOG için konuşursam eğer TOG'dan yana kendimi kandırılmış hissediyorum arkadaş. Beni niye kandırdınız? Versiyon 2 paket satıp bazı özellikler daha aktif olmamış. Ve bunun üstüne zam gelmiş. Yani ve servis desteğin yok senin doğru düzgün. Yani servis arıyorsun ileriye randevu veriyorlar yani. Yani servis için ben Antep'ten Adana'ya gitmem gerekiyor. Bu da benim bir günümü öldürmesi demek. Abi biz iş güçle uğraşıyoruz. Çoluk çocuk var yani. Ben bir günümü sadece arabaya Adana'ya harcayamam arkadaş. Sanayiye arabayı vereceksin. Verip döneceksin. İşine gücüne bakacaksın. Bitince de gidip alacaksın. Sen şimdi Adana'ya gidip gelmen demek bir gününü öldürmen demek mesai saatleri içinde. Daha orada servise arabayı bırakıyorsun. Servis seni şehir merkezine bile götürmekten imtina ediyor. Arabası yokmuş falan. Abi böyle biz müşteri desteği olmaz arkadaşım olmaz. Ya bunları toparlıyorsun. Mercedes'te kıyaslayamazsın ama fiyat olarak kıyaslayabiliyoruz arkadaş. EQB'yi kıyasladım 2,5 milyon. Bu arabada 2 milyon abi neredeyse. Tamam arada 600 bin lira fiyat farkı var. Az bir fark değil ama adam sana 200 bin liralık ek veriyor. 30 bin şarj paketi veriyor. Bilmem işte wallbox hediye ediyor. 2 bakım hediye ediyor. Ya bu tarz imkanları da söyleyince rahatsız olmamak gerekiyor. Evet TOG'la kıyaslayınca aralarında ciddi bir fark var. TOG kasası sadece TOG. Yani iyi bir başarılı heybetli bir kasa. Ben kullanıyorum. Objektifte değerlendirdim. Neyse telefon geldi dostlar görüşürüz.